Kıymetli öğretmenlerimiz, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün hakikaten özel çocuklar için özel bir an. Bakanlığımız son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak için, eğitim verişimi artırmak için devasa yatırım yaptı. Hepinizin malum olduğu üzere ortaöğretimdeki okullaşma oranları arttı, ilkokuldaki okullaşma oranları arttı. Özel eğitimdeki okullaşma oranları arttı ve yüksek öğretimdeki okullaşma oranları arttı. Ve eğitimde fırsat eşitliği için özel çocuklar başlangıcından itibaren hiç unutulmadı. Biraz önce Sayın Genel Müdürümüzün de bahsettiği gibi 367 bin yaklaşık özel eğitim öğrencimiz gerek kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla gerekse özel eğitim anaokullarında, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında her türlü hizmet almaktalar. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmetlerin kapasitesini artırmak için özellikle son yıllarda özel eğitim anaokuluna ağırlık verdik. Hepinizin malum olduğu üzere daha önceden sadece 28 ilimizde olan özel eğitim anaokulunu büyük bir seferberlik başlatarak 81 ilde 112, 2021 yılı itibariyle 112 anaokuluna ulaştırmış olduk. Ve artık özel eğitim anaokulu olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu sene 2022 yılında biliyorsunuz okul öncesi eğitim seferberliğimiz var. Özel eğitimi de bu anlamda unutmuyoruz. 23 tane özel eğitim anaokulunu hizmete aldık ve dolayısıyla özel eğitim anaokulu sayısını 135'e çıkarttık. 2022 yılında yatırım programına 165 tane özel eğitim anaokulunda dahil ettik. Yani 2022 yılı sonu itibariyle 81 ilimizde 300 tane özel eğitim anaokulu hizmete girmiş olacak. Hakikaten bu müthiş bir dönüşüm olacak. Yani özel eğitimin anaokulundan liseye kadar, meslek okullarına kadar tüm alanlarda bakanlığımız eğitimde fırsat eşitliğini merkeze alarak kapasiteyi artırmaya, erişimi artırmaya büyük özen gösteriyor. Son yıllarda özel eğitimdeki erişimi artırdıktan sonra ağırlığımız bakanlık olarak özel materyalleri üretmek oldu. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde özel çocuklara özel materyaller projesi kapsamında son 4 yıl içerisinde 517 bin özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırdık. Bu yıl itibariyle, bu yıl sonu itibariyle bu özel eğitim materyallerini 1 milyona çıkartacağız. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğümüz yeni bir proje başlattı. 5 tane beceri uygulama alanında artık materyalden ziyade çocuklarımızın uygulama becerilerini, yaşam becerilerini artırmak için yeni alanlar oluşturdu. İşte bugün bu oluşturulan alanlara üretilen, bakanlığımız tarafından üretilen malzemelerin illerimize dağıtım töreninde bir aradayız. Görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına kadar, spordan bedensel aktiviteleri artırmaya kadar 5 farklı alanda çocuklarımız için tüm 1007 tane özel eğitim uygulama okulunda uygulama, beceri uygulama alanları oluşturacağız. Şu ana kadar, yani bugünkü 20 ilimize göndereceğimiz 20 tırla birlikte yaklaşık 250 bine yakın malzemeyi illerimize iletmiş olacağız. Bakanlığımızın hedefi 2022 yılı sonuna kadar, Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 9 bin malzemeyi tüm okullarımıza ulaştırmak. Bugün burada hedef olarak sadece 345 özel eğitim uygulama okulu konmuş. Bizim 1007 tane özel eğitim uygulama okulumuz var. Değil mi Genel Müdürüm? Bunlar yetmez. Binaların fiziki imkanlarına göre bu tercih edildi ama inşallah diğer özel eğitim uygulama okullarının da fiziki mekanlarını geliştirerek bu imkandan onların da yararlanmasını sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla 2022 yılının Haziran ayı sonuna kadar bu belirlenen 345 özel eğitim uygulama okuluna 9 bin tane malzemeyi 5 beceri uygulama alanında ulaştırırken inşallah Haziran'dan sonra hedefimizi güncelleyerek diğer tüm özel eğitim uygulama alanlarına da bu en az bir tane olmak üzere bu beceri uygulamalarından kazandırmayı hedefliyoruz. Biraz önce Sayın Vekilimiz çok önemli bir noktaya değindi. Milli Eğitim Bakanlığı artık
kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir duruma geldi. Yani özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor. İşte bugün burada bulunduğumuz ders aletleri yapım merkezi, destek hizmetleri genel müdürümüze bağlı olan yapım merkezi büyük bir özveriyle yıllardan beri eğitim öğretim materyalleri üretiyor. Aynı zamanda son yıllarda üretim kapasitesini artırmış olduğumuz meslek liselerimiz gerçekten büyük bir özveriyle eğitimin tüm kademelerindeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kapasitesini kullanıyor. Bakın 26 Ekim'de saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde bir proje başlattık. Kütüphanesiz okul kalmasın projesi. Buradaki amacımız okullar arası imkan farklılıklarını azaltmaktı. 2 ay gibi bir sürede 16.361 kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane yaptık. Günlük ortalama 272 tane kütüphane yapıldı bu ülkede 2 ay içerisinde. Günlük. Ya hakikaten bu müthiş bir rekor. Bunu nasıl sağladık? Bunu meslek liselerimizin üretim kapasitesini devreye sokarak sağladık. Meslek liselerimiz tüm illerimizde okullarımızın kütüphane ihtiyacında, kütüphanelerin kurulmasına ihtiyaç duyulan mobilyadan tefrişata kadar tüm malzemeleri kendileri ürettiler. Yani biz ülke olarak sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak değil, ülke olarak üretim kapasitesini artırdığımız zaman hem kaynaklarımızı verimli kullanabilme imkanımız var hem de eksikliklerimizi hızla giderebilme imkanımız var. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu kapasitemizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde katkılar olan bakan yardımcılarımıza, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürümüzün şahsında tüm genel müdürlük çalışanlarına, mesleki eğitim genel müdürümüzün şahsında tüm mesleki eğitim genel müdürlüğümüzün çalışanlarına, destek hizmetleri genel müdürümüze ve tüm çalışanlarına, ders aletleri yapım merkezinde tüm çalışan arkadaşlarımıza, Ankara'yı Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Özel çocuklara özel malzemeleri gönderdiğimiz bugün teşriflerinizle bu toplantıyı daha anlamlı kıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu materyallerin özel çocuklarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.